Yılın ilk enflasyon rakamları açıklandı. Ocak ayı enflasyonu %6,70 oldu. Yıllık enflasyonsa %64,86'ya yükseldi. Ocak'ta en fazla fiyat artışı havayolu taşımacılığında görüldü. Yıl bazındaysa lokanta fiyatlarında 2 kata yakın artış gerçekleşti. Enflasyona bağlı olarak et fiyatları, kırmızı et ve beyaz et grubunda çok fazla zam geldi. Haliyle buna bağlı olarak menüde tabii ki bunları yansıtmak zorunda kalıyoruz. Enflasyon rakamları açıklandı. Vatandaşın cebini yine en fazla gıda fiyatları yaktı. Geçen aya göre dönerin fiyatı 260 liraydı. Şu andaki güncel fiyatı 290 lira. Pide fiyatı 220 liraydı. Şu anda 240 lira. Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında %6,70 oranında arttı. Yıllık tüfe ise 64,86'ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayı zam şampiyonu %30,43 ile havayolu taşımacılığı oldu. Bunu %28,63 ile analiz laboratuvarları ve röntgen çekim merkezleri izledi. Üçüncü sırada %25,80 ile dişçilik yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise çocuk, kadın ve erkek giyiminde oldu. Yıllık bazda bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %92,27 ile lokanta ve oteller oldu. Örnek veriyorum, içecek grubuna %25 zam geldi. Biz de tabii ki bunu menüye yansıtmak zorunda kaldık. Geçen ay 40 liraydı, şu anda 45 lira içecek fiyatları. Künefe ise geçen aya göre 120 lirayken şu anda fiyatı 140 lira. Konumuna ve üstün kalitesine göre değişmekle birlikte bir restorandaki en ucuz menü 270 liradan başlıyor. En uygun hani pide çeşitleri var. Mesela kıymalı ve içecek olduğu zaman 275 lira bir fiyat çıkıyor. Yani en pahalı mesela spesiyel kebabımız var. 400 lira. Yanında da içecek olduğu zaman 445 lirayı buluyor. Örnek veriyorum, 4 kişilik bir ailenin yani ortalama fiyatı yemek yediği zaman hani 1000 lirayı aşmakta şu durumda.